Merhaba hanımlar. Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yaz aylarında, bahar aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu kolay ve keyifli üçgen şalın yapımını göstereceğim. Şimdi, üçgen şallara iki şekilde başlıyoruz. Ya alt ucundan yukarıya üçgen haline getirerek ya da ense kısmından başlayarak aşağıya doğru üçgen haline getirerek. Bu modelimizde ense kısmından başlayacağız ve aşağıya doğru öreceğiz. Merserize iplerle oldukça güzel olmakta ama angora tarzı iplerle, ebruyla ipliklerle de eminim çok güzel olacaktır. Kek tarzı iplerle. Ben düz renkte göstereceğim. Daha net anlaşılabilmesi adına ve küçük bir parçada göstereceğim. Şu anda mesela 3 sıra yaptım. 4. sırada kenar olarak bıraktım. Sizlere yine yani birkaç sıra bu trabzanlı yeri yaparak mantığını göstereceğim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Kenarını da tarif ettikten sonra videomuzu tamamlayacağız. İp olarak yine yazlık ince merserize tarzı bir ip kullanacağım ve 3 numaralı tığla öreceğim. Şimdi ense kısmından şalımıza başlayalım. Evet, bir sihirli halka yaparak başlayacağız. Bu arada örneğim ütülü değil. Ütülendiğinde çok böyle tiril tiril bir dokusu olmakta. Başlarken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yaptım. Sadece ilk sırada tekli trabzan yapacağım. Birden oranın böyle düzgünlüğünün bozulmasını istemiyorum. Tekli trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir aynı halkanın içine. Yine ve son olarak 1, 2, 3, 4 zincir yaparak halkanın içine tekrar batıp bu sefer bu bitirdiğim nokta normal bitirme yerim olacağı için ikili trabzanla bitirip halkamızı kapatıyoruz. Şu şekilde bakın düz bir zemin olmalı şu kısımda ve ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. İkinci sıramıza başlarken ikinci sıramızda hemen bu arada yaptığımız trabzanlı grubu yaparak ilerleyeceğiz. Artık bundan sonraki trabzanlı yerlerde ikili normal ikili trabzan yapacağız. Dönüşümüz 1, 2, 3, 4 zincir. Döndük. Şimdi burada 3 tane bölüm oluşturmuştuk. Bu bölümlerden 2 tanesinin içine başlangıçtakini ve bitişin içine trabzanlarımızı yapacağız. Başlangıç zincirimizi saymıyoruz. Onun dışında bu boşluğumuzun içine 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi saymadım ve bu trabzanlarımı ortada yaptığımız şurada da küçük bir V vardı. V'mizin içine sık iğne ile bağladım. Aynı şekilde yine zincir yapmadan alarak buradaki ikinci büyük boşluğumun içine yine önce 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5.'yi yaptım. Ve de hani burada zinciri saymamıştık. Burada bitirirken de son trabzanı saymayacağım. Bu 5'in dışında tutacağım. Bir kez doluyorum. Altta dönüşte yaptığımız zincirlerden şu kısımdan 1, 2, 3, 4.'sünün içine batarak hep ikili trabzan yapıyorduk ama şu başlangıç ve bitişlerde kasma yapmaması için 1, 2, 3 aşamada çıktım. Şöyle iki gözlü bir yapı elde ettim. Şimdi artık 3 sıra boyunca bu fileli dokuyu yapacağız. Her 3 sırada bir, sonra trabzan. Yani 3 sıra file yapıyoruz, sonra trabzanları. Çok kolay bir örnek aslında. Az sonraki sıralarda zaten daha net anlaşılacak nasıl mantıkla gittiği. Şimdi file kısmını yapacağız dedim 3 sıra. Bunun için dönüşlerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlardan 3'ü yukarıya çıkmak için, 4'ü dönüş için eliniz çok sık ise bunu 8 zincirde yapabilirsiniz. Şimdi döndükten sonra burada bizim 5 tane trabzanımız vardı.
Bunların üzerinde şimdi şöyle gideceğiz. Burası benim sıfır noktam, buraya değil. Bir boşluk bıraktım. Yanındakinin içine sık iğneyle bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir boşluk bıraktım. Yanındakinin içine filimiz oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi burada bıraktım. Bu birleştikleri nokta vardı. Orayı da geçiyorum. Bunun üzerinden, yani bu yelpazenin üzerinden diğer yelpazenin olduğu yere geçmem için şu aradaki sık iğnede bir ufacık işim var. İki tane yelpaze yaptık buraya kadar. Dört zincir, bakın, başını alıp bu ikisinin birleştiği noktaya ikili trabzan yaptım. Arası 3 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak şurada bakın bir V oluşturdum. Bu V'ler üst sıralarda bana gerekli olacak. Bu V'yi bir sırada yapacağız, bir sırada yapmayacağız. Az sonra dediğim gibi net bir şekilde görülecek. Yine 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Yeni yelpazemin üstündeyim. Yine bir boşluk ikincisinin içine. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir boşluk ikincisinin içine. Bitirirken kenarın da yükselmesini istediğim için 1, 2, 3, 4 zincir. Başını doladım bakın bir kez. Bu dönüş zincirimin tepesine batarak yine kasma yapmaması için 1, 2, 3 aşamada çıktık. Bu şekilde ilk file dokumuzu oluşturduk. Sağ tarafta 3, sol tarafta 3, ortada da bir V'miz oldu. 3 sıra boyunca fileye devam edeceğiz dedim. Devam edelim hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle döndüm. Hemen ilk boşluğumun içine şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4. Yine ipiniz çok ince ise, eliniz sıkı ise bu zincirleri 5 yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Şuraya geldik. 1, 2, 3, 4. Bir önceki sırada V yapmıştık. Bu sırada yapmıyoruz. Direkt içine bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Devam ediyoruz yan boşluktan. 1, 2, 3, 4. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın son boşluğumun içine geldim. Bitirmiyorum. 1, 2, 3, 4. Kenarda ilerlemem lazım. Bunun için de 1, 2, 3. trabzanın üzerine yine şöyle üçlü trabzan yaparak bitiriyoruz bu sıramızı da. Bir sıra daha kaldı filemiz. Şimdi onu da yaptıktan sonra yine trabzanlarımızı oluşturacağız. Filemiz için, 3. sıra filemiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 döndük. İlkinin içinden başlıyoruz. Bağladık. 1, 2, 3, 4. İkincisinin içine bağladım. 1, 2, 3, 4. Bağladım. Bu arada ellerimdeki kabukları görebilirsiniz. Kağıt iple ördüğüm çanta ve kılaçlar sebebiyle onlar zarar veriyor. Örenler ne kadar zorlandığımızı biliyorlardır kağıt iple. O yüzden kusura bakmayın o görüntü içinde. 1, 2, 3, 4. Şimdi ortadaki V'nin olduğu yere kadar geldik. Şu ortayı hiç kaybetmeyeceğiz. Şimdiye kadar 4 tane kutucuk yaptık. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir sırada V yapıyorduk, bir sırada yapmıyorduk. Şimdi yapma sırası. 4 zincir yaptım. İkisinin birleştiği şu sık iğnenin tepesine yeni V'mizi oluşturacağız. Aynı zamanda da arttırmış oluyoruz. V'mizin arası 3 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak şuradaki V'mizi görebilirsiniz. Ve sonra yine yolumuza 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakın her birine böyle artık buralarda trabzan yok. 1, 2, 3, 4. Son kutucuğumun içine geldim. Bitirirken arttırma yapmayı aman ha unutmuyorum. 1,
2, 3, 4 bitirirken başını doluyoruz. Dönüşteki 3. zincirin aslında elinizle de tartarsınız bunu. Yani tam düz gidecek şekilde zincirin içine batarak yine şöyle üçlü trabzanla kenarımı bitiriyorum. Gördüğünüz üzere gayet düzgün bir şekilde üçgenim oluşmaya başladı. Şimdi artık 3 sıra filemizi yaptık. Yeni trabzanlı yerimizi yapabiliriz. Bunun için alt sıradaki mantıktan farklı bir durum yok aslında. Sadece daha fazla yelpaze yapacağız. 1, 2, 3, 4. Döndük. Bunu saymıyoruz. İlk kutucuğun içine 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve hemen yandaki kutucuğun içine sık iğne ile bağlıyorum. Başına aldım. Şimdi bir sık iğne, pardon, bir boşluğu tutturmak için bir boşluğun içine trabzan yapmak için kullanacağım. Başını doladım. Yandaki kutucuğun içine yine 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Yandakine bağlıyorum sık iğne ile. Yine bakın. 1, bir sonrakine geçtim. 2, 3, 4 ve 5. Bu kenardaki arttırmamla bağlama noktam tam ortaya geldi bakın. Burada V yapmıştım. Artık bu sırada V yapmadığım sıradayım. Bunun ortasına sık iğne ile bağladım. 3 tane yelpazemi elde ettim. Aynı mantıkla aşağıya doğru da öreceğim. Direkt yanındaki kutucuktan başlıyorum yelpazelerimi yapmaya. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yan kutucuğa bağladım. Şimdi bir sonrakiyle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yan kutucuğa bağladım. Son kutuda trabzanları yapacağız. 5 tanesini yapıyoruz önce. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yaptım. 6.sı için başını bir kez dolayarak kenardaki zincirin üçüncüsünün içine batıp 3 aşamada çıkıyorum ve bu sıramda bu şekilde bitmiş oluyor ve örnek kendini artık göstermeye başladı. Bundan sonrakilerde de artık 3 sıra file, 1 sıra yelpaze, 3 sıra file, 1 sıra yelpaze şeklinde ilerleyeceğiz. Biz bir grup daha yapalım ki ben son sırada yelpaze ile bitiriyorum. O bitirme aşamasında size rahatlıkla gösterebileyim. Şimdi yine file kısmına başlayabiliriz. File kısmına başlarken zincir sayımız 7 idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 döndük. Bu kenardaki bağlamalarımızı hatırlayalım. Bu benim zaten sıfır noktamdı. Bir boşluk bırakıp yanındaki. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir boşluk bırakıp yanındaki. Şimdi burada artık benim karşı tarafa doğru geçmem lazım. Bunun için 1, 2, 3, 4. Şu araları geçiyorum. Bakın buraya yelpazemin işi bitti. Yeni yelpazem gibi düşünüyorum. Yelpazemin birinciyi geçiyorum. İkincisinin içine. Şu arada bir boşluğum var yani. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk bırakıp yanındakine. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu yelpazemin işi bitti. Buna geçerken de birinciyi atlıyorum. İkincinin üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk ikincisi. Ve tam orta kısma geldik. Ve yeni V yapma vaktimiz.
1, 2, 3, 4. İkisinin birleştiği sık iğnenin tepesine yeni V'mizi oluşturacağız. V'mizin arası 3 zincirdi. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4. Yeni yelpazemizdeyiz. Bir boşluk bırakarak ikincisinin üzerinden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk bıraktım. Devam. 3 sıra boyunca fil öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Yeni yelpazemizdeyiz. İlkini geçtim. İkincisi. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk. 1, 2, 3, 4. Yeni yelpazede bir boşluk. İkincisi. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk. İkincisi. Bitirirken 1, 2, 3, 4 başını doluyorum ve kenar zincirimin tepesine batarak şuraya batıyorum ve yine 1, 2, 3 aşamada bitirdiğim yeri yapıyorum. Böylece yeni file sıramıza da başladık. 2 sıra daha file öreceğiz. Artık bundan sonra kurduktan sonra gerisi kolaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Döndüm. Hemen ilk kutucuğun içinden bağlayarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Birer birer kutucuk kutucuk gidiyorum içlerinde. 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi bu zincir sayıları sizin elinize, ipinize göre değişebilir. Daha büyük delikler isterseniz de keyfiniz öyle isterse de dörtgen beşe çıkarabilirsiniz. Artık mantığı dediğim gibi anladıktan sonra geliştirmek sizin elinizde. Şimdi orta kısma kadar geldim. Bir alt sırada V yapmıştık. Bu sırada V'miz yok. 2, 3, 4. Direkt bu V'nin ortasına sabitledim ve devam ediyorum. 2, 3, 4. Döndüm. Aşağıya doğru iniyorum. Dört. Filimizin üçüncü sırasında o V'li yeri yapıyoruz ki yelpazemizin bağlama noktası hazırlanmış oluyor aslında. Ebru'yla iplik kullanmayacaksınız. Böyle bazı sıralarda sadece yelpazelerin olduğu yerde farklı bir renk, filenin olduğu yerde farklı bir renk kullanabilirsiniz. Son kısma gelirken 1, 2, 3, 4 ve yine kenardaki 3. zincirimi yakalayıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Hiç durmadan devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Döndük. Gitgide de büyümekte. Dilerseniz çok büyük şal boyutunda yapmayıp biraz daha küçük kesip, çünkü esneyecektir file dokusu sebebiyle, çok güzel boyunluklar da elde edebilirsiniz. Hatta üçgen parayı olarak bile kullanmanız mümkün. Şöyle orta kısmı da bir kez daha göstereyim. Dörder zincir yapıp birer birer ilerliyorum aslında. Şimdi filemizin tam orta kısmındayız. Şunun ortasındayız. Buraya geldiğimizde 4 zinciri yapıyoruz. Ve buraya yeni V'mizi hazırlıyoruz. Çünkü bir önceki sırada bağlama olarak kullanmıştık. V'mizin arası 3 zincir. Aynı yere bir kez daha batarak şu şekilde bakın V'mizi yaptık. Sonrasında yine 4 zincir yapıp birer birer ilerleyeceğiz. Şimdi kenarımızı bitirelim. Trabzanlı yere bir kez daha başlayalım. Evet, sıramızın sonunda son 4 zincirimizi yapıyoruz ve yine kenardaki üçlü trabzanımızı yaparak filemizi bitirdik. Dönerken trabzanları yapacağımızda 1, 2, 3, 4 döndük. Bunu saymıyoruz. İlk gelen kutucuğun içine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Yandaki kutucuğa sık iğne ile bağladım. Başını aldım. Hemen sıradakinin içine 5 tane. 1
2, 3, 4, 5. Yandaki kutucuğa bağlıyorum. Yelpazelerim de hep aynı yönde, gördüğünüz gibi. Yandan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Orta kısma kadar gelelim istedim birlikte. 4, 5. Son şu boşluktayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu orta kısma bağladım. Sonra direkt buradan yine 5 taneyi yaparak devam edeceğim. Sanıyorum anlaşıldı. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar 3 sıra file, 1 sıra trabzanlar grubu, bu yelpaze grubu şeklinde ilerleyeceğiz. 1'di, 3'e çıktı, şimdi 5'e çıktı, 7, 9 diye ilerliyor. Bu şekilde dilediğimiz kadar büyütüyoruz şalımızı. Sabit bir ölçü yok. Siz boyunluk yapmak istersiniz, şal yapmak istersiniz. Üzerinizde, omuzunuzda tutarak bunun ölçüsünü tam olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi gelelim kenara. Kenar için aslında çok özel bir şey yapmadım. Direkt bu yelpazelerin olduğu, sıranın olduğu yerde bitirdim. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Hiçbir şey yapmaksızın gayet esnek, güzel bir bitiş olur. Ama ben kenarında hafif bir işlem istiyorum. Bu kenarda düzgün dursun derseniz alt sırada bir sıra sık iğne gittim. Şurada da minicik bir süsleme yaptım ki o süslemeyi birçok yerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben burayı bitireyim. Şuradan itibaren yine birlikte devam edelim. Şuradaki bitişi bir kez daha paylaşmak istedim. 1, 2, 3, 4, 5 taneyi yapıyorum. 6.'yı kenardan zincirin tepesine batarak üçlü trabzan olarak yaptım. Dediğim gibi, diyelim ki şalımızı ördük, bitirdik. Artık kenar çerçevesi yapmak istiyorsunuz dilerseniz. Ne yapıyoruz? Şu alt zeminde sık iğne gideceğiz dedim. Başlarken ben bir zincir yapıp direkt bunun kenarından yapıyorum. Burayı böyle kasmayacak ama çok da bol bol marullanmayacak şekilde ortalama 2 tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Ama net bir sayı veremiyorum çünkü ben de böyle tartarak gidiyorum. Bakın, tepelere yapmadım. Şu iç boşluklara ikişer tane yaparak ilerliyorum şu anda. Elimle kontrol ediyorum. Biraz kasma fark ettiğim durumda, örneğin şimdi diyelim ki burada bir kasma oldu. Bu durumda bir tane de şu ara boşluğa batıyorum. Sonrasında diyelim ki çok sıkı geldi, sadece bir tane yapıyorum ama benim genel ölçüm şu aralara ikişer ikişer sık iğne yaparak çok da böyle gergin olmadan yapmak. Burada da trabzanın kenarını kullanıyorum. Bu şekilde bir kere alt zemine hiç ipliğimi koparmadan çerçevesini yapıyorum. Şuraya komple buradan dolaşıyoruz. Asıl işimiz şu kenarda. Her bir boşluğa ikişer tane sık iğne olacak şekilde bu kenarımızı tamamlayalım. Şuradaki o minik tırtıklı yapıyı nasıl yapıyorum onu göreceğiz şimdi. Evet, sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi şuraya, şunun kenarına da yapıyorum tabii. 2 tane de buraya yaptıktan sonra şu köşeye bir tane yine sık iğneyle içine sabitledim. Bu yaptığım işlemi ördüğünüz her şeyin kenarında değerlendirebilirsiniz. İşte bu kağıt iple de olsa olur. Yani her türlü ip için de uygun. Hem çok basit hem de böyle minik minik tırtıklı bir yapısı olmakta. Bunun için bir zincir yapıyorum. İlk başlangıçta battığım yere tekrar batıyorum. Ve hani kaydırmada yapardık, direkt içinden geçirme o işlem. Bir zincir. Yan boşluğa batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bir zincir. Yan boşluğa kaydırma.
bir zincir. O kadar kolaydır ki. Ve o kadar da keyiflidir ki. Hem ekstra böyle ip gitmez. Az bir ipiniz kalsa bile kenarınızı gayet düzgün temizleyebilirsiniz. Her birinin üzerinden gidiyorum. Kağıt ipli ya da kalın dokulu iplerle yapıldığında daha böyle pıtır pıtır bir görüntüsü oluyor. Ben etrafını bu şekilde dolaşmayı sevdim. Ama dediğim gibi hiçbir şey yapmayıp dümdüz de bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenarı gayet düzgün bir şekilde ilerledi. Bu mantıkla yaptığımız bu şalımız bittikten sonra buharlı ütü yardımıyla rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Tabii ki ipiniz uygunsa, merserize ipler bunun için oldukça uygun. O zaman bu delikler de daha görünür hale gelecek. Daha tiril tiril bir görüntüsü olacak. Dilerseniz uçlarına yine püsküller takabilirsiniz ya da sadece üç kısmına yaptığımız püsküllerden takıp süslemek mümkün. Bu şekilde bu haftaki minik örneğimizin de sonuna geldik. Keyifli ve kolay ilerleyen bir örnek. Hem satış yapanlar için hem de hediyelik yapmak isteyenler için oturup bir günde bile rahatlıkla örebileceğiniz bu örneği biraz daha kalın iplerle yaparsanız daha çabuk bitecektir. İp olarak ne kadar gidecek derseniz ben de bitirmedim ama böyle bir iple zannediyorum 2,5 adet ip gider yaklaşık şu an gidişine bakarak. Tabii büyük bir şal için söylüyorum. Çünkü bu iplerin 100 gramlık ama metrajları tabii daha düşük. Yani 3 ip ortalama gibi düşünebiliriz. Angora iplerle tabii 2 ip yeterli olur. Çünkü onların metrajları daha fazla diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir sizler de. Bir kere elinize aldığınızda bırakamayacaksınız. Dediğim gibi çok keyifli ilerleyen bir örnek. Ben de şimdi pembesi mi sarısı mı hangisinden devam etsem diye düşünmekteyim inanın. Ama sanıyorum bu rengi daha çok sevdim. Bitirebilirsem güzel bir şal olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.